aldım çiçeklerim. Ah, bu gene düştü. Şunu ve şunu alalım. Haydi bakalım. Şu dünden kalan yemeklerimi kedilere tabak yaptım. Kedilere gidecek. Şurada dünden kalan işte bardaklarım, ufak tefek cacık tabağım falan var. Ondan sonra Yusuf bize şey getirmiş. Bugün izin günüm, evdeyim, salı günü. Ekmek getirmiş ve şeyden börek almış. Muzos'tan börek almış da. Aras kuzu uyanacak da. Biz kalkacağız, börek yiyeceğiz de. Neyse saat 10 civarı. Ben erken uyandım. 8.30'da uyandım. Burada et çıkardım. Annemin kurban etinden. Kuzu bu galiba. Onlar kuzu kesmişlerdi çünkü. Kuzu derken koç yani. Yusuf şey istedi. Özbek pilavı istedi ama orijinal Özbek pilavı. Yani pirinci kadar da eti olsun istedi. Bol etli. Ondan dolayı çıkardım. Bunların hepsinden Özbek pilavı akşama demleyeceğim. Akşam yemeğine. Bunun ağzı kurumasın. Bunu şuraya koyayım. Dişlerim. Klima çalışıyor çünkü içeride. Ben aslında standart kahvaltı hazırlayacaktım. Aha, bunların hepsini döktük. Standart kahvaltı hazırlayacaktım. Yumurta, zeytin, peynir, salata, domates. Ama börek geldi. Şimdi ben diyetteyim biliyorsunuz. Diyetimin ikinci günü ve -1 kilo 150 gramla devam ediyoruz. Çok mutluyum. Sabah tartıldım. Şu anda açım. Hiçbir şey yemedim. Ben bu arada dün salatadan sonra akşam yemeği yemedim. Sadece dün kayısı çıkarmıştım ya, kurutulmuş meyve tabağı. Şöyle. Buradan 6 tane kayısı yedim. Kırmızı ve sarı kayısılardan. Onun dışında hiçbir şey yemedim. Bolca su içtim ve yattım. Evet, gece birazcık aç karnıma sancılandım. Yalan yok ama mümkün olduğu kadar mutfağa hiç uğramadım. Mümkün mertebe. İşte bolca suyla uyudum. Yusuf Bey'in yatak başında bir sürü şimdi abur cubur toplayacağız. O da gece şekeri düşmüş, çikolatalara saldırmış. Şimdi ne yapıyorum ben? Şu en azından lavabon falan sabahları hallediyorum ya, onu, o işimi bitireyim. Bugün denize gideceğiz. Ama o gün geçireceğiz. Yusuf dedi ki kendini hiç yorma. Denize gidin, keyfinize bakın. Ondan sonra cıma. Çidoş'u da çağırdım ama sanırım o biraz geç uyuduğu için ve dükkanı geç kapattığı için geç uyanır. Yetişir mi bilmiyorum. Görüneceğim. Uyandığı zaman da zaten gidip marketi açacak. Marketi de birine bırakabilir mi onu da hiç bilmiyorum. Çünkü Asya Migros'ta çalışıyor. Ondan dolayı gelseydi iyi olurdu. Beraber zaman geçirirdik ama bakacağız artık. Olmadı akşam biz belki yanına uğrarız markete. Şimdi önce bu sirkeliyle, cam sille, fiber bezimle orayı sildim. Bu da benim aksım. Seviyorum bunu. Hem kokusunu hem dokusunu güzel temizliyor. Evet, Yusuf'u işe gönderdim. Gitmiş Migros'tan bize bir şeyler getirmiş. Sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun kocacığımdan. Ama tabii ki kahvaltımı yapacağım. Düşünsenize neredeyse 2 gündür açım. Yani tabii ki bu 1 kilo 150 gram şeyden gitmemiştir tabii ki, mutlaka siz söyleyin adını. Şimdi mide boş olduğu için, işte sabah tartıldığım için, akşam da yemediğim için hemen 1 kilo yağdan gitmemiştir eminim ama yine de olsun, eksileri görmek çok mutluluk verici. Yatağımı falan toplarım, zaten ev resimlerimi değiştirmiştim iznimden önce ve yorganlarını da yıkamıştım. O gün kurutmuştum. Yastıkları yıkamam lazım. Yastıkları ikişer ikişer atayım. Bugün izin günüm ya, tüm güne kurur. Bu arada gece gene çamaşır yıkadım. Terasta çamaşırlarım var. Şimdi onları da toplarız. Böyle bütün işlerimi yapayım ki çıkmadan denize. Ben aslında şey düşünüyorum. Hani Aras sahilde bazen sıkılıyor. Eylül'de mi yanıma alsam? Gerçi dün, geçen günkü keçi gibi onların dağ macerasından sonra dere macerası mahsur kaldılar ya. Ama o da sahilde sıkılıyor bu sefer. Bana rahat vermiyor. Ben bugün sahile belki giderken kitap da götürmek istiyorum. Biraz kitap okuyup böyle zihnimi de dinlendirmek istiyorum açıkçası. Öyle. Akşama yani Özbek pilavı orijinal yapacağız. Geçen annem yaptı. Evet yedik ama Yusuf sever. Yine sipariş verdi.
Ondan dolayı bugün o yemeğimizi yaparız. Şu genel koku ya yüzey temizleyiciyi daha kullanmadı, lavanta kokulu. Diğerini daha bitirmedim çünkü. Önce şu terasımızdaki çamaşırları bir toplayalım. Bebişler. Sonra yastıklarımızı atalım 2-2. Çok da ses yapmayalım. Şimdi kiracılar falan da var. İnsanlar uyuyordur sabah sabah. Bugün yine size ne yediğimi mutlaka söyleyeceğim, göstereceğim. Uf, sıcak ya. Yine sıcak hava. Ne ıslak. Bunun son zamanlarda bu çamaşırlar geceden asılınca hiç kurumuyor. Bunların hem rutubet şey oluyor ya kızlar. Islak şuları. Neyse bunlar hele biraz daha kalsın sabah güneşinde. Terliğim niye düşmüş? Benim validem de uyuyordur büyük bir ihtimalle. Çok ses yapmayayım. Oh, içerisi dışarıdan sonra şey gibi. Bu sahneye girersin ya. Öyle gibi. Oy oy oy. İzin günüm diyorum. Biraz yatayım diyorum. Yok. 8.30'da gözlerim otomatik açılıyor. Geride yatamadım. Yusuf'u da erken uyandırdım. Yusuf da saat 9'da gitti. Ondan sonra... Görüyorsunuz bir sürü çikolata. Gece şekeri düşmüş onun herhalde. Allah'ım yarabbim. Dün benim epilasyon günümdü. Şunu toplayacağım, başlığını yıkamam lazım. Burada şimdilik beklesin. Kola, şeker, çikolata, kırıntılar. Oy oy oy. Evi süpüreceğim tabii ki bugün ama şimdi değil, daha çok erken. Saat 10 bile değilmiş. Bunları aslında bir tepsi getirip doldurup taşımam gerekiyor. Yatak odamın aynasını sileceğim. Parmak izi olmuş. Yine. Aras kalk da bir şeyler yiyelim anneciğim. Hadi ben acıktım. Hadi oğlum. Oo, haftaya okul başlayacak. Sen nasıl böyle? Sabahlar uyandıracağız seni, bilmiyorum. Vücudun artık onu yavaş erken uyanmaya alıştırmam lazım. Şu benim şarjım da, giderken şarjımı iyice doldurmam lazım. Denizde falan size check-in yaparım. Şu tokalı yatak odasını. Böyle işte ev toparlamaca. Dingin dingin. Rutin işler yani kızlar. Onun dışında dediğim gibi böreği yiyelim de. Böreği yiyelim. Giderken de sahile şurada döner açmıştım. O döneri bitireyim artık. Ekmek arası döner yaparım. Sahilde öğlen yemeğin en azından yanımızda bir şeyler olsun. Su difrizde var. Buz. Üzerine su doldururum. Yani öyle, ben şu yatak odamı falan bir toplayayım. Gözüm iyice bir açılsın. Yine görüşürüz sizinle. Nihayet Aras Paşa uyandı. Paşaların paşası nihayet. Bir şortunu bu yerden al anneciğim. Saat 12'ye geliyor ve benim bloğum maalesef yüklenemedi. Onu gidip hemen şey yapmam lazım. Mobilimi açıp dışarıda iyi çeken yerde yüklemem lazım. Bu gözlüğü falan alacak mısın Aras? Deniz yatağını da alayım. Bu gözlüğünü falan da alacak mısın? Plaj çantamı hazırlıyorum. Ben hazırlandım. Aras hazırlandı. Bir tane de şapka tak kafana. Diyorum ki şey, bu annemin bizim dükkanın restoranın arasındaki Robinson sahiline mi gitsek bu sefer? He? Ama gölge yok işte orada da. Eylül'den o gün oraya gitmişler. Ya gitmiş de çok güneşli. Şemsiye yok, bir şey yok. Su aldım. Bu yarı buz, yarı üstüne su doldurun kızlar difrizdeki. Böreğin bir buçuğunu ben yedim. Bir buçuk Aras'a bıraktım. Onun dışında şu şeftali suyunu aldım. Ufak tefek bisküviymiş, lupoymuş. Böyle şeyler aldım. Plastik bardak alacağım. Ice tea alacağım. Anneciğim. Denizden geldiğin zaman şey, Serkan'la oynayabilir miyim? Oynayabilirsin anneciğim. Bir gidelim gelelim de.
Tamam. Şimdi plastik bardak alayım birkaç tane de. Aslında şunlardan alsam iyi olacak. Bir de havluyla plaj çantamızı koyacağım. Şey, plaj halımızı koyacağım. Bir de kitabımı alacağım. Okumak için. Gel bakalım. Aras'cığım şapka giy kafanı. Hadi anneciğim. Aras kahvaltısını yapmadı. Yeni uyandığı için beyefendi. Şöyle bir tane havlu. Bir de iç su. Çok sağlıklı sabah sabah. Plaj halımız. Benim annemin geçen bana verdiği mayoyu giydim. Üstüne şunu giydim. Paroya gibi almıştım ya sezon başında. Ve etek giydim rahat olur diye. Çıkarıp takmak. Şu gözlüğümü takacağım. Bu da çok sıkıyor. Başımı ağrıtıyor. Şuraları biraz sıkıyor. O yüzden. Neyse olsun. Evet. Çidoş'tan ses soluk çıkmadı. Tahminimce ya uyuyordur ya da dükkanı açmaya gitmiştir. Ondan dolayı biz de Aras kuzuda uyandığına göre gidelim. Dudağımı birazcık nemlendireceğim sadece. Nedense başım ağrıyor biliyor musunuz? Parol bulabilirsem bir tane parol alayım. Kayınvalideme uğrayayım. Oradan çıkalım. Evi toparladım. Çamaşırlar daha toplanmadı. Geldikten sonra toplarım. İyice nemlilikleri kurusun. Sonra da gelip işte yemek yaparız. Evimizde uğraşırız. Kitap ne alalım? Kitap. Şu en. Bunu daha bitirmedim. Bunu devam edeyim. Yeşilin kızı en. Kulaklığımı da alacağım. Çantamdan kart alayım mı? Lazım olur mu? Bilmiyorum ki. Belli olmaz. Yine de alayım ben. Kart ya da nakit üstünde bulunsun. Motorun anahtarı. Evet. Hadi Aras kuzu. Biz çıkıyoruz. Hadi centilmen olup şu çantayı alsana elimden. O kadar ağır ki. Ama bakalım ama çok ağır sana da ağır olacak. Ay sizi çok ağırdı. 2,5 litrelik ayçiçeği aldım. Gözlük yakıştı mı sizce bilemedim. En müsait güneş gözlüğüm bu olduğu için bunu aldım. Hava çok sıcak evet. Benim parmak arası giyeceğim bir terlik var mı acaba? Senin parmak arası terliklerin nerede? Yukarıda dur vereyim. Benim zaten 90 TL'lik terliklerim gitti. O gün direğe çıktığım için. Evet. Şeyden çıkamadım, kurtulamadım. Evet, senin hatandı. Su şeyi. Ben de hasır terliklerimle, hasır görünümlü plastik terliklerimle. Biz iki tane, birisi hasar mıydı, öbürsünden çıktı. Gel babaannene de uğrayalım. Ver bana yardım edeyim sana. Ver ver alır anneciğim. Centilmen. Dışarı çok sıcak. Omzun acır diyorum. Getir yardım edeyim. Yok hiç. Bu Mezze'nin ikizi değil mi? Bak bak nasıl şirinlik yapıyor. Yoksa iki tane daha olacak, ikisi de öldü. Evet. Dört taneydi. İkisi yavruyken, ta bebekken öldü. Keşke ölmeseydi. Babaannen uyandı mı acaba? Olabilir. Çağıracak mısın? Ha? Çağıracak mısın? Ha? Eylül'le çağıralım diyoruz da. Bakalım. Evdeyse, gelmek isterse gelir. Herkes bizim gibi sabahın köründe denize gitmeyi istemeyebilir yani. Saat gerçi 12 değil mi? Ben hemen mobilimi de açayım. Sizin aslında dünden izleyeceğiniz videoyu benim yükledim. Hayır annem, şeyi internetimi açıp yüklemem lazım mobilimi. Şeyimi, videomu. Soracak mısın Eylül'e? Sor bakalım. Eylül'ü bekliyoruz. Burada hemen kapıların önünde ağaç var. Onun altına gölgesine geçtik. Şimdi... Esiyor değil mi? Güzel oluyor. Evet, annemin oradaki restorantın arada Robinson'a gidelim. Orası güzel olur. Hem de anneme uğrarız. Çok şarjım yok zaten. Ta şeye o halk plajına kadar git gel zorlanırız ama tek düşündüğüm işte orada gölge yok. Hep güneş. Full güneşin altında olacağız. Ha aşkım. Olur aşkım. Şimdi giderken nerene bir selam veririz. Eylül ister. Eylül ister, seve seve gelir. Eylül hazırlanıyor.
şimdi bu vlogu burada bitireyim en iyisi. Kayınvalidem, anam motorda kapandı. Kayınvalidem uğradım, yatıyordu. Görümcem yatıyordu. Yani uyuyorlardı. Geldikten sonra görüşürüm. Kayınvalidemin yanına uğrarım. Birazcık dinlenmek istiyorum. Of ne güzel esiyor. Ya güzel esiyordu ama güneşten korkuyorum işte, çarpar, kızarırım, yanarım diye. Yarın çarşamba, yarın yine işbaşı. Ben açacağım dükkanı. Bir de şey düşündüm. Hani Robinson o arada dükkana yakın olursak, sipariş falan olursa, acil bir şey olursa annem en azından arar, hemen giderim. Ne yapayım, başka seçenek yok. Motoru şey mi yapsak, bıraksak mı anneannenin oraya, yürüyerek mi gitsek? Çünkü oradan geri dar yol, dönüş zor oluyor motorla. Bakarız işte. Öpüyorum, ikinci vlogda görüşürüz. Denizi Bolca ikinci vlogda çekeceğim size.